Merhaba arkadaşlar Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Arya İnler Atölyem kitabında değerlendirme testi 45'in sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Gerçi ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Ters orantılı x ile y çokluklarına ait tablo yukarıda verilmiştir. Buna göre m artı n kaçtır diyor soruyor. İşte burada biliyorsunuz eğer x ile y ters orantılıysa k orantı sabitiydi. Bunun değerini bulabilmek için x çarpı y'yi bulmamız gerekiyor. Yani gençler x çarpı y bütün durumlarda birbirine eşit olacak diyoruz. O halde bakın burada 5 ile 10'u alırsam 5 çarpı 10 eşittir 50 olacak gençler orantı sabitimiz. O halde m'yi bulabilmek için 25 çarpı m 50 ise bakın her iki tarafı 2'ye 25'e bölersem m'nin değeri buradan 2'dir. n çarpı 5 de gençler yine 50 yani orantı sabitine eşit olacak. Buradan da her iki tarafı 5'e bölersem n'nin değeri 10 olacak. Ben de m artı n'yi istemiştim. 2 artı 10'dan 12 olur. m artı n'nin değeri ve Ceyhan seçeneği doğru yanıt olur deriz. Evet. X sayısı 5 ile Y sayısı 4 ile ters orantılıdır. Ters orantı sabiti 40 olduğuna göre Y eksi X işlemi kaçtır diyor. Yani X 5 ile ters orantılıysa X ile 5 çarpıyorum. Yani 5 çarpı X eşittir. 4 ile Y ters orantılıysa 4 çarpı Y diyorum. Ve buradan orantı sabiti yani 40'a eşit olacak diyelim. Buradan 5 x 5x x'i 40'a dersem her iki tarafı 5'e bölersek x'in değeri 8'dir. 4y 40'a eşit dersem her iki tarafı 4'e bölersek y'nin değeri de sevgili gençler 10'dur. Bizden y eksi x istemişti. y eksi x y'ye 10 dedik. x'e 8 dedik. Aradaki farkın 2 olduğunu görüyorum. Ve bonus seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet 3. soruyla devam edelim. <laughs> Aynı özellikteki 4 traktör bir tarlayı 4 gün, 12 günde sürüyor. Buna göre bu traktörlerin kaçı aynı tarlayı 6 günde sürer diyor. Dolayısıyla i̇şte 4 traktör 12 günde sürüyorsa 6 günde sürmesi için x tane traktör gerekir diyelim. Sevgili gençler gün sayısının azalması için traktörün artması gerekir. Yani ters orantı vardır diyorum. Ve yatay çarpma işlemi yapıyorum. Burada 4 çarpı 12 eşittir 6 çarpı x oldu. E 4 ile 12'yi sevgili gençler çarpacak olursak 48 eşittir 6 çarpı x ise x'in değerini bulmak için 48'i 6'ya bölüyorum. Ve buradan gördüğünüz gibi 8 traktör gerekir diyorum ve 8 yanıtına A seçeneğinde işaretliyorum. Evet bir sonraki sorumuzla devam edelim. Aynı miktarda yem yiyen 40, 40 koyuna 15 gün yetecek kadar yem vardır. Koyun sayısı 120 tane olsaydı yem kaç gün yeterdi diyor. Arkadaşlar bakın burada koyun sayılarını alt alta günlere alt alta yazacağım. 40 koyuna 15 gün yeterliyse 120 koyun olsaydı X gün yeter diyeceğiz. Buradan gençler koyun sayısı arttığı zaman ya gün sayısının azalması gerekir. Yani ters orantı vardır diyelim. Ve yatay çarpma işlemi yaparsam 40 çarpı 15 eşittir 120 çarpı X olur. X'i bulmak için her iki tarafı 120 ile sağa değiştirelim. 40'a böldüm 1 40'a böldüm 3 Buradan X'in değeri gördüğünüz gibi 15'i 3'e bölersek Evet 5 gün yeterlidir diyoruz ve 5 yanıtını C şıkkında işaretliyoruz. Evet 5. soruyla devam edelim. X ile Y ters orantılı 2 çokluktur. E, X eşittir 5 iken Y 18 ise Y eşittir 10 iken X kaçtır diyor. Gerçekten ters orantılı ise X çarpı Y şeklinde düşünüyoruz. O X yerine 5 yazarsam Y yerine 18 oluyormuş. ya yani 5 çarpı 18 eşittir. E, X'i aynen yazdım. X çarpı 10 eşit olacak. Buradan gerçekten 5 ile 18 çarparsam 90 yapar. 90 eşittir 10 ile x'i çarpmak demek. 10 çarpı x demekti. x'i bulmak için her iki tarafı 10 ile sadeleştirelim. Gördüğünüz gibi x'in değeri 90 bölü 10'dan 9'a eşittir diyoruz. Ve bolu seçeneğini işaretliyoruz. Evet devam ediyorum. A ve B e, sayıları sırasıyla 4 ve 7 ile ters orantılıdır. A artı B 66 olduğuna göre A eksi B'nin değerini istiyor. Yani A 4 ile ters orantılıysa A çarpı 4 demektir. B de 7 ile ters orantılıydı. Bu da B çarpı 7 demektir. Evet bu şekilde düşünüyoruz. E sevgili gençler burada eşitliği sağlayabilmek için A'ya gençler B'nin katsayısı. Bakın buradaki 7'yi vereceğim. Yani 7K diyeceğim. B'ye de gençler A'nın katsayısı. Yani 4K'yı vereceğim. Yani A yerine 7K'yı kullanacağız. B yerine de 4K'yı kullanacağım. O halde A artı B'ye 66'ya eşitsin. A yerine 7K yazıyorum. 7K artı B yerine 4K yazdım. Eşittir 66. 7 4 daha gençler 11K. 66 ise K'nın değeri her iki tarafı 11'e bölersek 6'dır. Bir gençler burada A ve B'nin değerini bulalım artık. A'ya 7K demiştim. 6'yı yerine koyarsam 7 çarpı 6'dan A'nın değeri 42'dir. B'ye 4K demiştik. Ve 4 çarpı 6'dan B'nin değeri 24'tür. Bizden A eksi B'yi istedi. 42'den 24'ü çıkartırsam. Evet sevgili gençler. 18 olur sorumuzun yanıtı diyoruz. bu da A seçeneğinde doğru yanıt olur diyelim. Evet 7. sorumuzda özdeş 4 musluk boş bir havuzu 12 saatte doldurmaktadır. Gençler 4 musluk 12 saatte dolduruyormuş. Aynı havuzu 8 saatte dolması için özdeş musluklardan kaç tane daha olmalıdır diyor. Gençler o halde 8 saatte dolması için daha dediğini unutmayalım gençler. X musluk gerekir diyelim. Yine burada gençler musluk sayısının azalması, azal, pardon saatin azalması için musluk sayısının artması gerekir. Yani ters orantı vardır diyorum ve yatay çarpma yaparsam 4 çarpı 12 eşittir. 8 çarpı x oldu. Her iki tarafı 4 ile sadeleştirelim. Pardon 8 ile sadeleştirelim. 8'ler gitti. Gençler buradan x'in değeri 4 çarpı 12. 48'di. 48'i 8'e bölersek 6'dır. Demek ki gençler toplamda 6 musluk gerekir. Elinde gençler şu anda 4 musluk vardı. 6'dan 4'ü çıkartırsam 2 tane daha gerekir diyorum. Ve 2 yanıtını boru seçeneğinde işaretliyorum. 8. sorumuzda. Bir araç gideceği yere 80 km bölü saat hızla 9 saatte gitmektedir. Buna göre bu araç aynı yolu 120 km saat hızla kaç saatte gider diyor. Kaçta 80 km bölü saat hızla 9 saatte gidiyorsa Toplam yol gençler 80 çarpı 9'dan 720 yapar gibi düşünebilirsiniz. 120 km bölü saat hızla x saatte gider diyelim. E burada yine e, hızımız arttığı zaman gençler saat azalır. Yani ters orantı vardır diyorum. Yani 80 çarpı 9 eşittir 120 çarpı x olur. 80 ile 9 çarparsam 720 eşittir. 120 x ise her iki tarafı 120 ile sadeleştirirsem Gördüğünüz gibi x'in değeri 720'yi 120'ye bölüyorum. 6 olur. Demek ki 6 saatte gider deriz. Ve bolu seçeneğini doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet 9. sorumuza devam edelim. Bir bisikletin ön tekerlerinin çevre uzunluğu 60 cm. Arka tekerlerinin çevre uzunluğu 90 cm'dir. Buna göre arka tekerlek 2 tam tur atarsa ön tekerlek kaç tam tur atar diyor. Mesela o halde arka tekerleği verdiği için e, arka tekerlek 90 santimetreydi. Bakın 90 santimetre 2 tam at, tur atıyorsa 2 tur e, 60 santimetre olan çevresi x tur atar diyeceğiz. Mesela, e, çevre azaldığı için tur sayısı artar. Yani ters orantı vardır deriz. Buradan 90 çarpı 2 eşittir. 60 çarpı x oldu. 92 çarparsam 180 eşittir. 60 x'i her iki tarafı 60 ile sadeleştirirsem gördüğünüz gibi x'in değeri 3'tür. Demek ki 3 tur atar deriz. Evet bu da C şıkkında doğru yanıt olur diyelim. Evet 3 çarpı x eşittir 4 çarpı y eşitliğinde ters orantı sabiti 60 olduğuna göre x eksi y kaçtır diyor. Gerçekten 3 çarpı x eşittir 4 çarpı y'de. Ee, sevgili gençler ben burada bunun eşitliğinin 60'a eşit olduğunu söylüyor. Normalde 3 x 60 ise buradan x'in değeri 20 olur. Her iki tarafı 3'e böleriz. 4 y sevgili gençler 60 ise y'nin değeri de her iki tarafı 4'e bölersem 15'tir. Bizden x eksi y'yi istedim. 20 eksi 15'ten sorumuzun yanıtı 5 olur diyoruz. Ve 5 yanıtını bonus seçeneğinde işaretliyoruz. 11'in 11. sorumuzda x artı 3 ile y ters orantılı çokluklardır. x eşittir 12 iken y eşittir 10 ise y eşittir 50 iken x kaçtır diyor. İşte x artı 3 ile y ters orantılı ise bakın bu ikisini çarpma durumunda yazıyorum. Eşittir. şimdi x yerine ve y yerine verilen değerleri yazalım. x yerine 12 yazarsam 12 artı 3 çarpı y'nin değeri 10'muş eşittir. y yerine 50 yazarsam x'i bilmiyorum gençler. Aynen x artı 3 olarak yazalım. x artı 3 çarpı 50 diyeceğiz. Yani 12 ile 3'ü çarparsak 15 çarpı 10 olur. Eşittir. x artı 3 çarpı 50 oldu. 15 ile 10'u e çarparsam 150 eşittir. x artı 3 çarpı 50'den. Şimdi eşitliği gençler x artı 3'ü yalnız bırakmak için her iki tarafı 50'ye bölersem 50'ler gitti. 150'ye 50'ye böldüm. 3 kaldı. X artı 3. Sevgili gençler 3'e eşitse. E buradan e, X artı 3, 3 e, ise sevgili gençler 3'ü karşı tarafa gönderirsem. E, ne yapma gençler buradan? Eksi 3 olarak gelir. 3 eksi 3'ten. Gördüğünüz gibi X'in değeri 0'a eşit olur diyoruz. Evet. Devam edelim gençler. Bir sonraki sorumuza geçelim. 2 çarpı x eşittir 5 çarpı y eşittir z eşitliğinde orantı sabiti 20 olduğuna göre orantı sabiti yani bu çarpma işleminin sonucu 20'ye eşitmiş. Benden istediği işlemin sonucunu istiyor. 2 çarpı x eşittir 5 çarpı y eşittir z bu da eşittir sevgili gençler 20 diyeceğim. O halde 2 20 x 20'ye eşitse x'in değeri 10'dur. 5 y sevgili gençler şöyle yazalım. 20'ye eşitse y'nin değeri 4'tür. Z zaten z gençler direkt 20'ye eşit. Bizden istenen işlem z eksi x artı y idi. Diğerlerini yazarsam 20 eksi x ile y'nin toplamı da 10 artı 4 olur. Buradan 20 eksi 14. Evet işlemimizin sonucu 6 olur diyorum. Ve A seçeneğini işaretliyorum. Evet 13. sorumuzda 2 çarpı x eşittir 3 çarpı y eşittir 4 çarpı x eşitliğinde x, y ve z birer doğal sayı olmak üzere x artı y artı z işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. İşte 2 çarpı x 4 çarpı pardon 3 çarpı y eşittir 4 çarpı z. Gençler bakın burada x, y ve z yerine öyle bir sayı yazacağım ki burada eşitliği sağlamak istiyorum. Hem 2'nin hem 3'ün hem de 4'ün gençler ortak katı 12k'dır. O halde x yerine 2 ile 6k'yı çarparsam 12k'yı elde ederim. y yerine gerçi 3 kere 4k'yı çarparsam 12k'yı elde ederim. z yerine de 3k dersek 4 kere 3 12k'yı verir gençler. O halde x gördüğüm yerde 6 k Y gördüğümüz yere 4K ve Z gördüğümüz yere de 3K diyoruz. Bunların toplamı sevgili gençler 6K artı 4K artı 3K'dan gördüğünüz gibi 13K olacak. Ne demek gençler bu? 13'ün katı olmalı diyelim. Şimdi verilenlere baktığımız zaman 13'ün katı bir sayı arıyorum. Gençler i̇şte bakın 26 13'ün 2 katıdır. Evet 26'yı 13 çarpı 2'den 26 değerini görüyorum. Buradan 26 cevabı bu 3 sayının e, x artı y artı z'nin toplamı olabilir diyorum. Ve bonus seçeneğini işaretliyorum. Evet 280 TL para, e, para, 9 ve 12 yaşlarındaki iki çocuğa yaşları ile ters orantılı olacak şekilde paylaştırılacaktır. Buna göre küçük çocuk kaç para alır diyor. Yaşlar küçük çocuğa ve büyük çocuk şeklinde gösterelim. Yaşları ters orantılı olduğu için gençler. Küçük çocuk küçük çarpı 9 olur. Eşittir. Büyük çocuk da büyük çarpı 12 olur. Sevgili gençler ben burada küçük yerine bakın 9'un daha doğrusu daha az bir sayı verebilirim. Direkt 12K vermeyelim gençler. 9 kere 4, 36 yapar. Buraya 4K dedim. Büyük çocuğa da 12 ile 3K'yı çarparsam gençler 36K yapar. O halde küçüğe 4K, büyüğe 3K diyeceğiz. Bu ikisinin toplamı 4K artı 3K 280 lira olacak diyoruz. 7K 280 ise her iki tarafı 7'ye bölersek K'nın değeri 40'tır. Benden gençler küçük çocuğu istemişti. Ve küçük çocuğa 4K para vermiştik. Kay yerine koyarsam 4 çarpı 4'ten gördüğünüz gibi 160 TL alır. Küçük çocuk diyoruz büyükten daha fazla para almış oldu. Evet, 160 yanıtı C şıkkında doğru yanıt olur diyorum. Evet, 350 metre uzunluğundaki bir tel 2 ve 5 ile ters orantılı olacak şekilde iki parça ayrılıyor. Elde edilen parça büyük parça da 10 metre uzunluğunda kaç tane eş parça ayrılır diyor. Gerçekten bunu bir de farklı bir yolla çözelim. Bakın 2 ile ve 5 ile ters orantı olduğu zaman gençler 2 ile diyelim. 5 ile diyeceğim. Gerçekten bakın bu soruyu şöyle de çözebiliriz. 2 ile olana 5'in katını vereceğim. 5 ile olana da 2'nin katını vereceğim. Ve bu ikisinin toplamı 350 olacak. 7K 350 ise her iki tarafı 7'ye bölersek k'nın değeri 50'dir. O halde 2 ile ters orantılı olan gençler bakın 5k'ydı. Böyle yazalım. 5 çarpı 50'den bakın bu 250 metre alır. Zaten bizden büyük parçayı yani bunu istemişti. E bunu da sevgili gençler 10 metre uzunluğunda parçalara ayıracağız. 250'yi 10'a bölersem 25 eş parça oluşur diyorum ve 25 yanıtını denizli seçeneğinde işaretliyorum. Bir çıran çalışma hızı, bir ustanın çalışma hızının dörtte biridir. Çırağın 12 günde yaptığı bir işi usta kaç günde yapar diyor. Yaşı hızım şöyle gösterelim. Çırak eşittir usta çarpı 4 gibi gösterelim. Yani usta gençler çıraktan 4 kat daha hızlı çalışıyor. Öyle düşüneceğiz. O halde ben burada çırak yerine gençler 4K yazarım. Şöyle düşünün burada bir kat sayısı vardır. Usta yerine de 1K yazarız. Yani K yazarım. Bu ne demek? Birisi 4K, diğeri K kadar çalışıyor demektir. Çırak gençler 12 günde yapıyorsa o halde 4K eşittir 12 diyeceğim. Ta buradan gördüğünüz gibi 3'tür gençler. Demek ki usta sevgili gençler 3 günde yapar deriz. Aynı işim. Ve C şıkkına doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet sevgili arkadaşlar. Bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.